Fabiano 8 maç, 7 gol 9, 2 golsüz maçı var ve kurtarış yüzdesi %71. Evet ve Fatih'in... Ne güzel değil mi istatistikler? %93'lük yüzde ceza sahası işi bu arada. Ceza sahası dışı değil. Ha içi, ben dışı mı dedim? Yok yok, ben iç, sen de ben iç dedin. Ben merak ettiğim için ceza burada sahası. Burada ceza sahası içinden bir kalecinin %93 gibi yüksek bir kurtarış yüzdesine ulaşması kalecinin aslında ne kadar iyi reflekslere sahip olduğunu da bize gösteriyor. Fatih hatalı birkaç gol yedi. Evet ama hakkında teslim etmek lazım. Kalesine az pozisyon geliyor ama gelen pozisyonları da iyi savuşturuyor. Ben de burada %93'lük değerde muhtemelen Avrupa'nın geneline de baksak %93'ün üstüne çıkan belki hiç kimse olmayabilir. Performans olarak Fatih'i burada kutluyorum ki Galatasaray'ın da evet savunması iş yapıyor. Fatih de üstüne düşeni burada yapıyor. Onu da eklemek lazım. Ve bu şu anki o son 6 haftaki çıkışta özellikle Fatih'in de katkısını görmezden gelmemek gerekiyor. Ve burada aslında enteresan olan nokta, bakın Galatasaray'ın savunma dörtlüsü özellikle bu karşılaşmada Emre Taşdemir sezon başlarken neredeyse Kayserispor'a gidiyordu. Yani evrak işlemleri falan bitseydi Kayserispor sözleşmeni sen feshet gel demişti. O işlemler bir şekilde hallolsaydı Emre Taşdemir şu an Kayserispor'un oyuncusu. Bu maçta ilk 11'de. Donk bölgesinin adamı değil, stoperde oynuyor. Lines geçen sene lisansı çıkmamış bir oyuncu. Bu sene ilk 11'e geldi. Arkada Fatih dediğimiz gibi Mustera'nın alternatifi. Yani arkadaki 5 oyuncunun 4'ü ideal kadro oyuncularınız değil aslında. Ve siz bu kadroyla rakibin karşısında kalenize pozisyon vermiyorsunuz. Yani Galatasaray savunması, evet şimdi Kerem'in attığı gol çok şık bir gol. Çadne çok tırmalıyor. Falco'dan bahsediyoruz falan ama burada gözden kaçan başka nokta Galatasaray takım savunmasını net bir şekilde çok iyi oturtmuş bir durumda. Özellikle son 6 karşılaşmada. Hemen kaleci konusuna acayip takıldım ya. Fatih'in birinci çıkması gerçekten ya belki sadece bana değil, bütün Galatasaraylılar da şaşırmış bununla olabilirler. Bununla ilgili sorular da var. Bütün son sayfa bütün, etiketine sorular neden biliyor musun? Savaş. Şöyle bir şey var. Bazen mesela oyun istatistiğine bakıyoruz. Diyoruz ki %85 X bir takım topa sahip olmuş. Sonuç 2-1 mağlup olmuş. O topa aynı sahip şey ama. Olmak, tam topa sahip için, olmak ayrı ama bu çok farklı bir değer. Buradaki ceza sahasının içindeki şutları neye göre atıyorum plase önündeki çaprazındaki bunların hepsi ayrı bir ceza sahası içerisinde mesela bugün de bir pozisyonda çıkarttı. Yani bunun hatalı çıkışı iki tane var. Bir ilk yarıda var. Abi, ikinci yarıda da var. Şu anda bir şey şimdi bir gerçekçi ama olalım. Okan'ın tekrardan kaleye geçmesiyle beraber Galatasaray bir çıkışta başladı. Sonra Okan'ın geçen haftaki işte Covid olayında yaşanan sıkıntıdan dolayı tekrar Fatih'e geçti. Ben bu aradan sonra dinlenmeden sonra Galatasaray'ın tekrar Okan'ın kaleye geçeceğini düşünüyorum. Ben çok mümkün burada görmüyorum bu şut verilerle. Olayında kimin? Bu verilerle çok mümkün gözükmüyor. Fatih kaleyi bırakmaz. İddiaya girelim. İddiaya girmeye gerek yok. Bu arada sevgili Ilgaz Çınar'dan bir mesaj geldi. Hı hı. Teşekkür ediyorum. Donk'un esas mevki stoperdir diyor. Evet ama Fatih Terim'in tercih ettiği 2000, bölge değil. 2007'de U21 Avrupa Şampiyonası'nın karmasındaydı. Kendi mevkisinde oynuyor da diyebiliriz aslında diye. Teşekkür ediyoruz. Şimdi mevkisi stoper doğru ama devşirme gözüyle bakıyoruz artık. Evet, Kasımpaşa'da, sen Kasımpaşa'da ben beraber oynadın. Geldiğinde evet, de ama Ilgaz abi mesela gençliğini tabii hatırlatıyor. Doğru. Mesela bize Belçika'dan sanırım geldi. Evet. Öyle hatırlıyorum. Belçika'dan ben. Doğru. Evet. Ön libero olarak geldi mesela Kasımpaşa'ya. Mesela ön libero başladı ama ihtiyaçtan dolayı yanımda stoper olarak birlikte oynadık. Yani bu Joker. Anlamda da Joker. Joker aynen. Abi tam bir Joker. Çok soru var. Çok savaş bir şey söyleyeceğim. Burada da dedi 12 şut mu demiştin bugünkü maçta Galatasaray? 12. 12 şutun bugün az olması Kayseri Rize maçına göre, Kayseri maçına göre bir tek nedeni var. Hatayspor ilk 25 dakikada çok sıkı bir savunma yaptı ve sert savunma yaptı. Bu ligin en sert takımlardan bir tanesi Hatayspor'dur. Hiç en net sen bilirsin bunu çıkan istatistiklere göre sert futbol oynayan takımlardan bir tanesi Hatayspor'dur. 3 maç eksisi olmasına rağmen yerinde. Bugün de maçı bir kartla, sadece bir sarı kart ve ikinci sarıdan, oyuna sonradan giren Gökhan'la kapatması bana göre bazı yerlerde hakemin inanılmaz kart tercihlerinde hatası vardı. O oyunu sertleştirmesi, evet güzel futbol vardı. Fakat hakemin kart konusunda zaman zaman çok ağır kalması da o Galatasaray'ın ikili mücadelelerde özellikle şut çekmelerinde o sert basarak kayarak mücadelelerinde etkisi var bence. Son sayfa etiketine gelen bazı sorular var. Yalçın. Gufran Özdoğan'lıklı arkadaşımız diyor ki Oğulcan'ın performansını nasıl buldu Yalçın abi diyor. Demir Bey'likli arkadaş diyor ki Yalçın abi Emre Akbaba sizlere de çok sizlere de çok etkisiz görünmedi mi diyor. Yine bir arkadaşımız Kerem Aktürkoğlu yerli Ribery olabilir mi diyor. Çok erken. Ben Kerem Aktürkoğlu'nu çok uzun süredir seyrediyorum.
Evet, çok iyi futbolcu. Her kariyeri ve gelişim açısından doğru bir kulüpte. Kesinlikle ve Fatih Terim'le Galatasaray'la hem öğrenecekleri hem doğru pozisyon alması ve bu yeteneklerin üstüne koyacağı çok şeyler var. Çünkü Galatasaray ve Fatih Terim ciddi anlamda bakıyorsunuz Ozan Kabak örneği var. Evet. Yani gelişimi açısından zaten Fatih Hoca da yeri ve zamanı geldiğinde genç oyuncuları kaybetmeme adına doğru zamanda, doğru maçlarda değerlendiriyor. Zaten bu anlamda da yani baktığında yani Oğulcan da aynı şekilde. Evet. Mesela tartışılırken bu oyuncu belirli bir ivme kazanıyor. Ama neden? Galatasaray'ın büyüklüğünün vermiş olduğu bir heyecan. Ve bunu da maç oynayarak atlatırsınız. Kesinlikle. Ben de çok beğendim Oğulcan'ı. Kerem'in Oğulcan hakikaten iyiydi. Oğulcan'dan formayı alacak olan kişi de şu anda biraz arka planda Kerem gibi gözüküyor. Çünkü o bölgenin çok adayları olacak. Ben sezon başından beri aynı şeyi söylüyorum. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın yapmış olduğu en iyi transfer. %100. Senle bunu bir programda daha konuşmuştuk. İnşallah ben şunu çok beklerim. Seyredim. Yani temelli bunu eleştiri olarak değil ama Sekidika'dan daha önce girmesini arzu ederim Kerem'in. Evet. Çünkü Sekidika'dan gördük. Mesela Galatasaray'a verecekleri belli. Evet. Yani bu oyuncu belirli bir yeteneği var. Şimdi ama Kerem'in çok farklı bir yeteneği var. Burada Fatih Hoca'nın bir şey söyleyeyim. Burada Fatih Hoca'nın o dengeyi çok iyi sağlıyor. Sekidika biraz daha eski. Kesinlikle. Kerem'in üzerinde de senin dediğin gibi yerli libero olayı var. Atılımı yaparsa Sekidika eskiymiş, Belhanda yeniymiş. Performans kimseyi kaybetmiyor. Ama o libero olayı gerçekten de daha ilk transferinde, daha önce de söylemiştim bunu. İsmet Yaşar kulakları sınasın, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı vardı eski, Zekit Hocaoğlu. Transfer olur olmaz Galatasaray yeni libero oldu dediler o zaman. Ben de dedim ki hayır, daha çok erken ama erken. Fatih Hoca onu hakikaten selam olsun buradan da Sakarya'ya, Zeki Başkanı. Mercan Bey senin söylemlerin karşısında çok güzel bir espri yapmış. Diyor ki Fatih'in diyor ceza sahası içinde gol yememe yüzdesinin fazla olduğu doğrudur Savaş abi diyor. Çünkü genelde ceza sahası dışından yiyor golleri Fatih yapmış. Gülücük koymuş. Selamlar yollamış sana da. Selamlar. Güzel bir espri. Olabilir. Yani Fatih aslında çok tecrübeli bir. Bu neden biliyor musun? Yani takım halinde ağır, bir de çok özür diliyorum. Geldiğinde de çok yerden yere vuruldu Fatih. Daha oynamadan çok tabii. Aslında demoralize ettik biz Fatih'i. Biz kim gelirse gelsin Mustera'nın arkasında hangi kesinlikle kaleci olursa olsun maalesef yeterli ve yetersizlik konusunda tartışılmaya müsait bir ortam. Daha önce Diogo Ribas'tan, Alex'ten sonra gelen Diogo Ribas yaşadı. Evet. Schneider'dan sonra gelen Belhanda yaşadı. Mustera'dan sonra gelen Fatih yaşadı. Okan yaşadı. Okan gerçekten kötü bir sezon geçirdi geçtiğimiz yıl. Şimdi Fatih yaşıyor. Ve böyle bir ön yargı var. Evet. Bu ön yargıyı da yıkmak gerekiyor. Ortada veriler var. Ortada gerçekten bir performans var. Şimdi bana da WhatsApp'ıma mesajlar gelmiş. Galatasaraylı arkadaşlardan. Herkes Fatih'in aslında kötü olduğunu düşünüyor. Galatasaray taraftarlarından. Aslında oyuncu iyi. Fatih Hoca da forma veriyor. Ben bakın tekrar söylerim. Okan gelir Fatih'ten formayı alır. Bu Fatih'in istatistiklerinin çıktığı yerde de takım savunmasını çok iyi yapmasının etkisi çok fazla. Okan şu an sakat mı? Covid nedeniyle. Için. Kulübede şu an. Evet. Ama kulübede. Bu hafta geçti. Evet. Okan da iyi olduğu takdirde mutlaka forma giyecektir. Fatih Hoca'nın basın toplantısını dinleyeceğiz çünkü oldukça önemli. Onun öncesinde bir reklamımız var. Ardından Fatih Hoca'nın basın toplantısı ve yeniden son sayfada sizlerle birlikte olacağız. Çok önemli grafiklerimiz var. Çok önemli bilgilerimiz var aslında. Bu karşılaşmaya dair, Beşiktaş maçına dair ve bugün oynanacak Denizlispor Fenerbahçe maçı öncesinde yaşananlara ilişkin haberlerimizi reklamların ardından sizlerle paylaşacağız. Çok kısa bir ara.